Sevgili dinleyiciler, 8-14 Ağustos haftasında dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizin için derledik. Mr. Trump, can we get your reaction to the raid? Mr. Trump, can we get your reaction to the raid, sir? ABD eski başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde pazartesi günü FBI ekiplerince arama yapıldı. Trump hakkındaki soruşturmanın casusluk yasasının ihlali kapsamında yürütüldüğü, evdeki aramada aralarında Fransa Cumhurbaşkanı hakkında bilgilerin de yer aldığı, gizlilik derecesi yüksek çok sayıda evraka el konulduğu bildirildi. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in askeri tatbikatlarını Tayvan'a yönelik bir işgal girişimine hazırlanmak amacıyla kullandığını, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin sadece bir bahane olduğunu söyledi. Senatör Ed Markey liderliğindeki 5 kişilik ABD Kongre heyeti pazar günü Tayvan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Tayvan Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Söz konusu ziyaret bu ay Tayvan'a ABD'den yapılan ikinci üst düzey ziyaret oldu. İsveç hükümeti, NATO üyeliği önündeki engelin kaldırılması amacıyla Türkiye ile imzaladığı mutabakat kapsamında ilk defa bir kişiyi Türkiye'ye iade etmeye karar verdiğini duyurdu. Bahse konu kişinin dolandırıcılık suçundan arandığı bildirildi. ABD Başkanı Biden, Salı günü Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, ABD'nin Ukrayna hükümetine Dünya Bankası aracılığıyla ek 4,5 milyar dolar destek sağlayacağını, böylece 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinden bu yana ABD'nin sağladığı toplam bütçe desteğinin 8,5 milyar dolara çıkacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Perşembe günü yaptığı konuşmada, hükümet yetkililerini Ukrayna'nın Rusya'ya karşı askeri taktikleri hakkında gazetecilerle konuşmamaları konusunda uyardı ve bu tür açıklamaların açıkça sorumsuzluk olduğunu kaydetti. Ukrayna hükümeti, Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporiye nükleer santrali yakınlarına yapılan roket saldırılarında en az 13 kişinin öldüğünü, 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu ve Rusya'yı riskli bölgeye bilinçli olarak saldırmakla suçladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Avrupa'daki en büyük nükleer santral olan Zaporiya'daki nükleer tesisin çevresinde askerlerden arındırılmış bölge oluşturulmasını talep etti. Ancak Rus hükümeti ajansın talebini reddetti. Ukrayna İç Güvenlik Servisi, ülkenin savunma bakanı ile askeri istihbarat teşkilatı başkanını öldürmeyi planlayan ve Rus istihbarat servisi için çalıştığı iddia edilen iki kişinin tutuklandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, tahıl yüklü iki geminin daha Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından ayrıldığı, Temmuz ayı sonlarında imzalanan anlaşma kapsamında şimdiye kadar Ukrayna'dan çıkan gemi sayısının 16'ya ulaştığı kaydedildi. Rus güçlerinin Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde çarşamba günü düzenlediği bombalı saldırılarda en az 13 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ve 20'den fazla binanın hasar gördüğü bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Salı günü Kırım'daki Novofedorivka kenti yakınlarında yer alan Saki Hava Üssü'ne yönelik saldırısında en az 9 Rus savaş uçağının hasar gördüğü veya imha edildiği kaydediliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, stratejik silahların azaltılması ve sınırlandırılması amacıyla 2010 yılında imzalanan yeni START anlaşması uyarınca, ABD'nin Rus nükleer silah sahalarında yaptığı denetimleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'yı terörizmin sponsorları listesine eklemesinin diplomatik anlamda geri dönüş olmayan nokta olabileceği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen bozulmasına yol açabileceği konusunda ABD'yi uyardı. Estonya ve Finlandiya liderleri, Ukrayna'da sürmekte olan Rus işgali nedeniyle Rus turistlerin Avrupa'da tatil yapmalarının önüne geçilmesi ve Avrupa ülkelerinin Rus vatandaşlarına turist vizesi vermeyi durdurması için AB'ye çağrıda bulundular. Pazartesi günü Kudüs'teki Ağlama Duvarı yakınlarında bir otobüse yönelik silahlı saldırıda, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişinin yaralandığı, 2 kişinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Mitsotakis, ülkenin istihbarat servisi başkanının istifasına yol açan dinleme skandalına ilişkin açıklamasında, PASOK Partisi lideri Androulakis'in istihbarat birimleri tarafından izlendiğinden haberi olmadığını, dinlemelerin yanlış olduğunu söyledi. Rodos adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin çarşamba günü batması sonucunda yaklaşık 50 kişinin kaybolduğu, Yunanistan tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
Kolombiya'da yeni seçilen ve kendisi de eski bir gerilla olan Başkan Gustavo Petro, Ulusal Kurtuluş Ordusu örgütü ile 3 yıl önce Küba'da yapılan ancak askıya alınan barış görüşmelerini yeniden canlandırmak üzere Küba'ya üst düzey bir heyet gönderildiğini açıkladı. Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da ekonomik kriz ve artan fiyatlar karşısında hükümeti protesto etmek amacıyla Perşembe günü yüzlerce kişinin sokağa çıkması üzerine yaşanan çatışmalarda 6'sı polis olmak üzere en az 27 kişinin öldüğü bildirildi. 1988 yılında yayınlanan Şeytan Ayetleri kitabı ile ünlenen ve dönemin İran lideri Hümeyni tarafından hakkında ölüm fetvası verilen Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie, Cuma günü ABD'de bir konferansta konuşma yapacağı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Rushdie'nin solunum cihazından çıkarıldığı ve birkaç kelime söyleyebildiği ancak aldığı yaralar nedeniyle bir gözünü kaybedebileceği açıklandı. Papa Francis, Ukrayna'daki savaşın dikkatleri dünyadaki açlık sorunundan uzaklaştırdığını söyledi ve Somali'de baş gösteren kıtlığı önlemek için acil gıda yardımı çağrısında bulundu. Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Saudi Aramco, Ukrayna'daki savaş ve pandemi sonrasında artan talebin ham petrol fiyatlarında büyük artışa neden olmasıyla 2022 yılının ikinci çeyreğinde 48,4 milyar dolarlık rekor kar açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan raporda Rusya'nın petrol üretiminin Ukrayna'nın işgalinden bu yana %3'ten daha az düştüğü ve Batı'nın enerji alanındaki yaptırımlarının yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olduğu kaydedildi. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri COVID-19'a karşı mücadelede sosyal mesafe önlemine gerek kalmadığını, virüse karşı korunmanın aşılarla sağlanacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, küresel bazda haftalık koronavirüs ölümlerinin %9 düştüğünü bildirdi. Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında Giza bölgesinde yer alan Kıpti Abu Sifin Kilisesi'nde dün sabah aynı sırasında elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında çoğu çocuk 41 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı öğrenildi. Küba'nın Matanzas limanında yer alan petrol depolama alanında önceki hafta çıkan, ülke tarihinin en büyük yangınına dönüşerek tesisin %40'ını yok eden ve elektrik kesintilerine neden olan yangın bu hafta başında kontrol altına alındı. Fransa'nın Gironde bölgesinde Temmuz ayında başlayan ve kuraklık ve yüksek sıcaklar nedeniyle yeniden alevlenerek 1000 hektar ormanlık araziyi yok eden yangın nedeniyle bölgede yaşayan 6000'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de çarşamba günü başlayan sağanak yağış nedeniyle yaşanan su baskınları sonucunda en az 8 kişinin öldüğü, ülke genelindeki yağışlarda halen 6 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Japonya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre 2018-2020 yılları arasında Çin hem bilimsel araştırma çıktılarında hem de yüksek etkili çalışmalarda ABD'yi geride bıraktı ve dünyadaki bilimsel makalelerin %23,4'ünü yayınladı.